Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Şubat ve ne yazık ki kötü bir güne uyandık. Tüm Maalesef. Türkiye'ne geçmiş olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Büyük bir depremle uyandık. Ama bizim daha önceden Furkan'la sözleşmiştik. Sabah saat Evet. 10'da 11'de bizim ofiste buluşacaktık. Furkan da sağ olsun bu karlı İstanbul gününde Hardware Plus dairesinde randevum var kaçırmayayım diye kalktı geldi. O yüzden evet kalbimiz çok buruk, keyfimiz biraz Maalesef. kaçık ama Furkan'ın iPhone 14 Pro Max deneyimlerini de hazır buraya gelmişken bütün Türkiye ile paylaşmak niyetindeyiz. Furkan, şimdi o iPhone 14 Pro Max çok yakışıklı bir şekilde duruyor orada. Onu konuşacağız ama onu konuşmadan önce Furkan'ı konuşalım. Furkan Şahin kim? 22 yaşındayım. Okuyorum. Aynı zamanda çalışıyorum da. Ne okuyorsun Furkan? Şu anda paramedik okuyorum. Birinci sınıfım. Okey. Aynı zamanda bir otelde çalışıyorum. Mesleğinle alakalı bir iş mi yapıyorsun yoksa Yok. Şu anda normal normal, okey. otelde çalışıyorum. Standart şey, üniversite öğrencisinin yaptığı işlerden birini yapıyorsun Evet. yani. Okey, tamam. Ne kadar zamandan beri bu cihazla birliktesin Furkan? Yaklaşık 2,5 ay oldu. Okey. Bundan önce hangi cihazları kullanmıştın? Bize şöyle bir hızlıca şey Bundan yapalım. önce 1,5 ya 3 hafta kadar Pro versiyonunu kullandım. Şeyin, iPhone 14'ün Pro'sunu. Evet, iPhone 14 Pro Tamam. kullandım. Ondan sonra ondan önce S22 Ultra kullandım. Hı. Ondan önce de 12 mini kullanmıştım. Maşallah bunlar güzel telefonlar. Yani 12 Evet. mini'yi benim gözüm çok tutmasa 12 mini ya sırf ekranından küçük ve daraldığım için da. değiştirmek istedim. Okey. Yoksa güzel cihazdı. Veya bundan bir önceki cihaz iPhone 14 Pro. Yani o da en nihayetinde bu seviyenin güçlü şey Evet. telefonlarından birisi. Ve şu saydığın telefonların hepsi eminim birçok arkadaşımızın herhangi birisini keşke ben de kullansam diyeceği kadar üst Evet. segment cihazı. 14 Pro'dan 14 Pro Max'e geçme nedenin ne Furkan? Bize onu bir söyle. Oradan girelim bence sohbete. Şimdi şöyle diyeyim. Aslında mantıklı bir nedeni yok. Ben bunu yurt dışından aldım. Yurt dışı cihazı. Kaydını yaptıracaktım. Hazır gitmişken son bir defa değiştireyim. İçimde bir de 128'lik de o. 256'lık veya daha üst modeline bakıyordum. Hazır şey yapmışken hem 256'lık hem de bunu alayım dedim. Yani iyi ki de yapmışım çünkü onda işte çalışırken çok 12 saat çalışıyorum. Pili dayanmayabiliyor. Powerbank kullanmak zorunda kalıyordum. Ama bunda öyle bir sıkıntı Anladım. yaşamadım. Doğru mu Fazla anlıyorum? fazla yetiyor. Hem 14 Pro'nun hem de şu anda kullandığın 14 Pro Max her ikisini de yurt dışından aldın. Doğru mu anlıyorum? Evet. Okey, tamam. Bunu kayıt Bu ettirdim. şey yılbaşından önce Evet. aldığımızı varsaydığımız için göreceli olarak daha ekonomik bir çözüm Evet. olarak karşılaştık. Tamam, süper. Şimdi o zaman şeyle başlayalım Furkan. Şimdi sen pil dedin ki çok Evet. haklısın. 14 Pro ile 14 Pro Max arasındaki bariz farklardan birisi pilin kapasitesi nereden baksan %40 falan gibi bir fark var. Bununki Evet. 4300 küsür miliamperken o 3100'ler, 3200'ler falan gibi bir şey de kalıyor yanlış hatırlamıyorsam. 12 saat aralıksız çalışıyorsun öyle mi? Evet, yani sabah 8.30-9 gibi başlıyorum. Akşam 7.30-8 gibi de Okey. çıkıyorum. Ve bu arada anladığım kadarıyla telefonu çok fazla şarj edecek imkanın olmuyor. Yok, sürekli katları çıkıyoruz, odalarla uğraşıyoruz, WhatsApp'tan haberleşiyoruz. Ve sürekli mesajlar geliyor. WhatsApp dayanmıyor. Bir de Okey. sürekli Wi-Fi değişiyor katlardan. O da aktif çalıştığı için şarj ister istemez gidiyor. Şimdi 14 Pro'da böyle bir dert vardı. Cihazın pili yetmiyordu. Evet. O Pro Max'te peki durum ne şu anda? Pro Max'te fazlasıyla yetiyor. Sabah evden çıkmadan alıyorum saat 7 gibi. Akşam %20 civarı kalıyor saat 11 gibi. Süper, çok Yatıyorum. güzel. Sabah evden çıkmadan bir saat erken kalkıyorum. Şarja takıyorum. Yine Sonra %100 tekrar diyor. çıkarıyorum. Devam ediyorsun yoluna. Okey, tamam, Evet. süper. Peki Furkan nasıl bir cep telefonu kullanıcısı? Şimdi biz biraz önce işte çok yoğun bir WhatsApp kullanıcısı olduğunu anladık zaten ama onun dışında kendi hayatında nasıl bir cep telefonu Onun kullanıcısı? dışında şöyle yaklaşık 1-1,5 saat evden işe gidiş zamanım var. O zamanlarda YouTube'da video izliyorum, müzik dinliyorum. Oyun sadece eve gelince 1 saat belki oynuyorum. Ne oynarsın genellikle? Genelde bu çok şey performans gerektirmeyen işte Clash of Clans, Clash Royale gibi oynuyorum. Arada bir belki bir el falan şey oynuyorum. PUBG oynuyorum. O kadar. Ben de Clash of Clans oynuyorum. Ayrıca Doğuş da oynuyor Clash of Clans. Bizim birlikte bir klanımız var. Eğer herhangi bir klana şey değilse, dahil değilse bizim klanı seni de bekliyoruz. Aklında olsun. Peki sana şöyle bir şey sorayım. Muhtemelen bu hani video izliyorum 1,5 saatlik yol boyunca işe giderken ya da işte müzik dinliyorum falan dediğin şeyin hepsini bir Bluetooth kulaklıkla yapıyorsundur diye Evet, ya tahmin ediyorum. AirPods 3. nesille ya da SoundCore kulaklık kullanım onu şey Okey. yapıyorum. Bu biraz önce söylediğin rutine, yani rutin dediğin pil rutinine bu kullanımlar dahil değil mi? Evet. Yani işe gittiğim 1,5 saat süre ve işten Evet. döndüğüm 1,5 saat sürede telefonun neredeyse sürekli ekstra bir işler yaptığı hali Evet. mevcut. Okey, tamam.
Buna rağmen yani sadece iş değil, o işe çünkü epey bir zamanın geçiyormuş trafikte gördüğüm. 1,5 evet. saat az buz bir zaman değil. Otobüsü bindiğim için maalesef geçiyor. 4300 mAh'lik bir iPhone 14 Pro Max'in o 1,5 saat git 1,5 saat gel süreçlerini bile şey yapıyor olması dahil ediyor ve hala eve %27 falan dönüyor olman süper güzel. Şimdi bunun performansıyla ilgili tabii ki bir şey konuşmayacağız herhalde. Yani sen eğer çok sistem gerektiren oyunlardan herhangi birisini çok fanatik bir şekilde oynasaydın da yine bir şey konuşmayacaktık ama şeyi konuşabiliriz bence. Kamerasını konuşabiliriz bence öyle evet. değil mi? Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun bunun kamerasıyla ilgili? Bundan önce de S22 Ultra kullandım. Şu anda aradığım tek şey zoom yeteneği S22 Ultra'da. Daha mı iyiydi? Evet yani ister istemez daha iyiydi. Yani arıyorum diyebilirim ama ondan başka... Zoom'la çok fazla işi olan bir adam mısın? Yok ya keyfi olarak diyeyim. Okay, tamam. Yoksa şey değil öyle herhangi bir işim yok ama keyfi olarak hoşuma gidiyordu. Ama kameralarına oldukça memnunum özellikle video olarak. Ön kamerasındaki çok video. Çok fotoğraf ya da video çeker misin sen normalde? Selfie olarak yani kardeşlerimle, arkadaşlarımla çekerim. Onlar da beğeniyorlar mı bunun ürettiği evet. şeyleri ve ne evet, derler? Evet, beğeniyorlar. Süper, çok güzel. Yani özellikle şey sözünü kestim. Lütfen. Makro şey yaklaşınca makro çekimini de beğendim. Bunları cihazın kamerasının kapasitelerinin ne olduğunu anlamak için deniyorsun sanırım evet, değil mi? Yani evet. Zoom'da da galiba böyle bir aynı hikaye şekilde, vardı. Aynı. Okey tamam. Yani zoom'a ya da makroya ihtiyacın olduğundan değil. Yok. Onun keyfi. Cihaz ne üretiyor diye evet. bakmak için. Peki mesela senin bu 14 Pro Max'te en çok beğendiğin şey ne oldu? Yani sadece kamera özelinde değil. Cihazı eline aldın başladın kullanmaya. Vay be şu özelliği güzelmiş dediğin şey ne oldu? Ya şöyle ben en çok şeyi sevdim. Çentin kaldırılmasından sevdim. Yani çok şeydim. Şu anda kaldırıldı. Aklıma başka nasıl bir yöntem yaparlar iPhone 15'te. Ekran nasıl olur bilmiyorum ama şu anda çok beğeniyorum o çentin kalkmasını. Aynı zamanda pil konusunda hiç memnun değilim hiçbir telefondan. Ne S22 Ultra'dan ne iPhone 11'de kullandım ondan. Ya bu çok tatmin ediyor çünkü bir kere şarjı takıyorum ve yetiyor. Peki telefonun büyüklüğü sence? Yani bu büyük bir telefon. Evet. Ve göreceli olarak da ağır da bir telefon evet. ya. O büyüklük ve ağırlık konusunda herhangi bir rahatsızlık. Büyüklük ve ağırlık mı? Yani bazen dezavantajı olabiliyor yani. Pantolonun cebine koymak olsun, montunun cebine. Ama video, film falan izlerken, ayrıca oyun falan oynarken de ister istemez bir avantajı oluyor. Şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Bu dinamik adı denilen şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani sadece müzik için kullanıyorum o kadar. Pek bir şeyini kullanmadım. Sadece varlığı seni rahatsız etmiyor anladığım kadarıyla. Sence cep telefonunu daha efektif kullanma açısından en ufak bile olsa bir fayda sağlıyor mu kullanıcıya? Şu anda bana tek yararı müzikte oluyor. Yani sosyal medyada gezerken müziği direkt oradan basılı tutup değiştirebiliyorum. O avantajı oluyor. Ondan başka bazen sayaç kullandığım zaman orada da gözüküyor. Ekran kilidini şey yapmadan görebiliyor. Müzikte bile olsa demek ki bir kullanım evet. şeyi var ne derler formu var. Evet. Umalım ki o bölgeyi daha efektif kullanacak başka uygulamalarda İnşallah, zaman bakalım. İçinde uygulama geliştiricilerin akıllarına gelsin ve kullansınlar. Peki sana şöyle bir şey soracağım Furkan. Şimdi öğrencisin, çalışıyorsun. Anladığım kadarıyla da ben çalışıyorum diyen çoğu insandan daha uzun sürelerde çalışıyorsun şu anda. Yani yolu filan da işin içine kattığımız evet. zaman. Ama işte bu öğrenciyken çalışmanın da insana verdiği bir ekonomik şey oluyor. Ne derler? Ferahlık oluyor. Evet. Ve yine tahmin ettiğim kadarıyla işte bu sayede de böyle üst düzey cihazları deneyebiliyorsun. Ve yine tahmin ediyorum ki sen aslında bu işi biraz da böyle ticaret anlamında da yapıyorsun galiba değil mi? Eskiyi satıyorsun bir önceki. Aynen öyle. Falan şey falan. Yani hani mümkün olduğu kadar az hasarla, ekonomik anlamda az hasarla. Sen mesela bunu yurt dışından alma imkanına sahip olmasaydın Türkiye'den alabilir miydin sence? Yok alamazdım. Zaten ya yani bunu alabilmemin sebebi de enflasyon diyebilirim maalesef kötü ama. Çünkü daha bu hiçbir zamla olmadan zamanında iPhone 11 almıştım. Ondan sonra tabii çok zamlanınca ister istemez. Yani bu çok ucuza gelmiş gibi oldu. Eskileri satınca bu ister evet. istemez ucuza gelmiş gibi yani. Oldu. Peki şimdi hani ben normalde bu sizin görüşünüz seviyesinde insanlara kullandığın telefonu öneriyor musun diye soruyorum. Şimdi sen sıralamanın en tepesindeki cihazlardan evet. bir tanesini kullandığın için biraz komik olacak bu soru ama evet. öneriyor musun insanlara? Yani insanlar sence iPhone 14 Pro Max alsınlar mı?
Yani iPhone olarak yani bütçeleri yetiyorsa tabii ki de alsınlar. Çünkü yani işlemci olarak, kamera olarak bütün iPhone'lar memnun etmişti beni. 11, 12 mini de olsun. Ama pil olarak bu beni çok tatmin etti. Çünkü bir kere takıyorum gerçekten ve tüm günümü yetiriyor. Sabah çıkarıyorum. Süper. Ertesi sabah takıp bir daha şey yapıyorum, yetiyor yani. Ama tabii ki şeyi de unutmamak gerekiyor değil mi? Türkiye'deki bozuk finansal düzenin evet, bir ürünü olarak aslında bu telefonu maalesef kullanıyoruz. Evet. Sence hiç düşündün mü mesela bunlar olmasaydı bugünkü normal hayatındaki Furkan, yani normal hayatındaki Furkan dediğim işte çalışan okula giden Furkan'ın evet, böyle bir cihazı satın alma ihtimali yüzde kaç olurdu? Yani olmazdı çünkü şöyle bu yurt dışı cihazlarına ben çok yakın bakmıyordum. Çünkü içinde değildim. Bu pasaport gerekiyor diye biliyordum. Hatta Eren abinin videosunu izledim. Hı hı. Orada yorum yapmıştım, cevap vermişti. Ondan sonra aklıma yatıp da böyle bir şey almak aklıma geldi. Kıbrıs'a gittim bunun için. Kimlikle giriş yaptım. Evet. Öyle kayıt yaptırdım. Şimdi tabii ki burada keşke bu videoyu bu kanunları çıkartan arkadaşlar da izleseler. Bu kanunlardan evet, kastım sadece bu pasaport kaydı falan değil yani. Yani ülkedeki ekonomik düzeni de yön veren arkadaşlar da izleseler ve şunun farkına varsalar. Siz insanları Kıbrıs'a gitmek, Gürcistan'a gitmek falan zorunda bırakmasanız, yani Türkiye'deki evet, vergi yükü diğer ülkelerdeki kadar olsa, o zaman insanlar belki 1000 lira daha ucuz olduğu için bir yerlere gitmekle uğraşmayacaklar. Ama şimdi aradaki fark çok fazla olduğu için. Bak mesela senin gibi gencecik bir kardeşimiz 22 yaşındaki bir videonun altında yorum yazıyor. Oradan bir şey öğreniyor. Muhtemelen pasaportun yok değil mi? Yok. Kimlikle ne yaparım falan diye bunu araştırıyor, plan yapıyor. Ve bu planı uygulamaya geçiriyor. Niçin? Bir tane Türkiye'dekinden yaklaşık %40 falan daha ucuza toplamda pakete baktığımız zaman evet, iPhone 14 Pro Max'e sahip olsun. Satarken de o %40'lık fiyat farkı yokmuş gibi satabilsin ve bu işten biraz da para kazanabilsin diye. Yeah, evet. Şu buna fokus olacağına insanlar kendi işlerine fokus olsalar yaptıkları evet, işleri. Bütün Türkiye'deki üretimin seviyesi yükseliyor bence. Ama işte biz ne yazık ki seni kastetmiyorum sakın yanlış anlama. Kendimi kastediyorum. Fakir insanlar olduğumuz için kafamız böyle şeyler yapmaya çalışıyor. Mecburen çalışıyor. Şuna 40-50 bin lira verecek paramız olmadığı zaman gidip 25-30 bin liraya nasıl alırızın formüllerini yapıyoruz ve bana soracak olursan utanılacak halimizden, ağlanacak halimizden evet, fırsat yaratmaya çalışıyoruz kendi maalesef kendimize. Öyle. Ve belki bizim kanalı ne kadar zamandan beri takip ediyorsun bilmiyorum. Ben bu işlere çok karşı bir insandım. Yani tahsim etmiyordum. Karşıdan kasma, benim yapacağım işler değil falan diyordum ama mesela şu anda senin gibi yapan arkadaşlarımıza sadece tebessümle yaklaşıyorum ve anlayışla karşılamam gerektiğini fark ediyorum. Çünkü bunu yapmak zorunda bırakılıyor insanlar. Yani Furkan kendi isteğiyle bunu yapmıyor. Mesela nerede oturuyorsun Furkan sen İstanbul'da? Yani 4. Levent'te. 4. Levent'te. Furkan da büyük bir ihtimalle 4. Levent'ten Zorlu'ya gidip Apple Store'dan bu cihazı alıp evine dönmek isterdi değil yani, mi? Tabii. Ama Furkan Lefkoşa'ya gitti, oradan aldı geldi filan gibi. Hayır, Furkan gibi benim Kıbrıs'a günübirlik gidiyorsun. Mesela sen günübirlik mi gittin Kıbrıs'a? Ben gece gittim, sabah geldim. Gece gittin, sabah geldin mesela. Aynen, Furkan gibi benim sabah uçağıyla gidip akşam uçağıyla dönen tanıştığım insanlar ya da var. Sadece bu telefonu alabilmek için sadece. Yani orada arkadaş bile edindim benim gibi aynı durumda olan. Muhtemelen çok vardı çünkü uçakta. Yani sen belki 2 kişiyle arkadaş oldun, o da 22 kişi daha vardı büyük bir ihtimalle. Vardı. Yani ne yazık ki Türkiye'nin böyle bir gerçeği var. Furkan evet, sence senin iPhone 14 Pro Max deneyiminde kabataslak söylememiz gereken, belirtmemiz gereken başka bir şey var mı? Yani ya hızlı şarjı sıkıntı. Şeyden çünkü S22 Ultra'da 45 watt vardı. Yani o bayağı hızlı şarj oluyordu. Ondan muzdaribim. Zaten olsa da kutusundan çıkmıyor. Hani ya orası öyle. Cihazı çıkmıyor kutusundan. Evet. O yüzden şey değil, ne derler hani, bence böyle çok büyük bir şey değil ama şey konusunda haklısın tabii ki. 15 watt'ı destekliyor olması da çok komik bir yandan da. 15 watt 25 destekliyor. Watt. 25 mi? Benim 15 diye kalmış aklımda. Kablosu okay. MagSafe'le 15 watt diye biliyorum. Ha, MagSafe'le 15 watt. Okey, tamam. Yanlış mı varsa? Yok, sen kullanıyorsun. Yok sen, ama bu, 25 watt diye biliyorum. Doğrusu da sen bilirsin. Ben burada şeyim. Hariçten güzel okuyordum ama o yüzden senin söylediğin doğrudur. Ben tabii burada komik şeyi buluyorum. Yani bu adamlar da bu cihazı yaparken sektördeki en pahalı cihaz olduğunu bilerek yapıyorlar. Evet. Ama yine de işte nereden kırpırızın şeyini arıyorlar, yollarını arıyorlar ya, ona şeyi yapıyorum. Ama sen
evden bir saat önce kalkıyorum diyorsun çıkmadan önce. Bir saat bunun şarj olması için yetiyordu böyle değil mi? Bir saatte yani %100 olmuyor. Olmuyor mu? %85 yani 90 arası oluyor. Okey tamam süper. Var mı başka bir şey söylememiz gereken sence? Yani normal memnunum her şeyinden ama dediğim gibi yani şu anki ekonomik koşullarda TR fiyatına baz aldığımda pahalı yani. Bunun... Sen bunu ne kadar süre satamayacaksın? 2 yıl boyunca satamayacaksın galiba. 2015, 2025. 2025, 2 yıl boyunca satamayacaksın. Evet. Okay, 2025 tamam. Zamanına kadar satamayacağım. Ama yani zaten o zamana kadar da... Kullanıyorum yani. Diyorsun yani böyle bir cihaz. Yok kullanıyorum. Çok haklısın da. Furkan, öncelikle soğuk bir İstanbul günü malum bütün İstanbul evet. Kar teyakkuzunda. Sabahın köründe seni buraya kadar yorduk. Ayağına sağlık, zamanına sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. İkincisi videoyu kapatırken birçok ne yazık ki vefat eden insana bebe alıyoruz deprem bölgesinden. Hepsine tek tek Allah rahmet eylesin diyelim ve herkese de bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. Ve şeyi de söyleyelim yani. Bu ülke doğusundan batısına, yani en doğudaki noktasından en batısındaki noktasına kadar depremle çok şey olan, haşır neşir olan bir ülke ne yazık ki. Evet, hani maalesef. Bu çok sevdiğimiz dünya üzerindeki lokasyonumuz bize böyle de bir nalet de getiriyor aynı zamanda. Fay hattı üstünde yaşıyoruz ve depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Depreme Furkan'ın ya da Ersin'in tek başına hazırlıklı olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Depreme devletin hazırlıklı olması gerekiyor her şeyden önce. Sadece deprem değil, tüm doğal afetleri öncelikle devletin hazır olması gerekiyor. Ve devletin Furkan'la Ersin'i hazırlaması gerekiyor. Ben 50 yaşındayım, sen 22 yaşındasın. Benim bugüne kadar gördüğüm doğal afetlerin hiçbirisinde ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazırlıklı olarak yakalandığını söyleyemeyeceğim. İnşallah bugünden sonra her türlü doğal afet için daha önemli tedbirlerin alındığı, yapılanmanın, yeşil alanların vesaire çok iyi koordine edildiği bir döneminde başlangıcı olur. Yani her kötülükten bir iyilik çıkarmak zorundayız ya. Aynen, canımız çok yanıyor. Evet, birçok ili tek seferde herhalde vuran bundan daha büyük bir doğal afet bugüne kadar yaşamamıştık sanırım Türkiye'de. Yok, ben, ya da yaşamışsak da insanın aklı unutmakla mükellef ya, unuttum gitti. Ama sayılan illere bakıyorum, bir değil, iki değil, üç değil etkilenenler evet. Ve hayat kaybı olan, insan hayatı kaybettiğimiz iller. Şey yapmak lazım, bir an önce bundan daha büyük bir şeyle karşılaşırsak, bu değil, bundan daha büyük bir sorunla karşılaşırsak nasıl en az zararla atlatacağımızın projeksiyonlarını yapmak, planlarını yapmak ve ona göre gereken her türlü önlemi almak zorundayız. İnşallah son olsun. İnşallah. Şey anlamında, doğal afetleri evet. Bu kadar çok can kaybı vermemiz anlamında son olsun. Ve inşallah bugünden sonraki günlerde bölgeden daha kötü haberler almayalım. İnşallah almayız. Tekrar çok sağ olun. Arkadaşlar lütfen siz de Furkan'ın yaptığı gibi hvp.com.tr/sizin görüşünüz adresindeki formu doldurarak bu seviyeye katılabileceğinizi, hangi telefonu kullanıyor olursanız olun telefonunuzla ilgili görüşleri burada bütün Türkiye ile paylaşabileceğinizi unutmayın. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.